her insanın ailesinde, yakınlarında, bir akrabasında böyle birisi olabilir. Üç kere boşanırken de kabahat bendeydi. Dolayısıyla... <laughs> Erkeklerin dünyasında çalışan bir insan, Cerrah en iyiler ders anlatan hocası olarak tabii ki yıllarca bilindim yani. Kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişim. İstanbul Üniversitesi'nde ne bir otopsi yaptık ne bir canlı muayenesi yaptık. Sevil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi size ikili gruplar haline sorular soracağım. Peki. Bir soruyu seçip cevap vereceksiniz. Diğer sorunun cevabını duyamayacağız. Ama verecek miyim, vermeyecek miyim? Hayır, vermeyeceksin. Mi? Birinden birini vereceğiz. Birinden birini seçeceksiniz. O soruya cevap vereceksiniz. Peki. İsterseniz bir soruda ikisine birden cevap verme hakkınız var. Peki. Bir soruda da ikisine birden cevap vermek istemiyorum derseniz yeni bir soru sorarız. Peki. Arkamdan soruları takip edebilirsiniz. Peki. İlk grupla başlıyorum. Siz... Adli tıp kavramını günlük hayata sokan insansınız. Medyada çok sık görünmenizin, dizilerde ve televizyon programlarında yer almanızın mesleğinizi magazinleştirdiği yönündeki eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da medyayla çok haşır neşir olmanızın akademik potansiyelinize ulaşmanızı engellediğine dair yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, benden önce hiç kimse ne adli tıpla, ne adli bilimlerle ki Adli bilimler e, malum bir çatı kavram, adli tıp onun içerisinde bir e, büyük bir disiplin e, konuşmamıştı. Yani hiçbir biçimde e, özellikle de Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nun e, yaptığı işler, aldığı sonuçlarla ilgili olarak hiçbir bilgi paylaşımı yoktu. Ben bunu çok önemli bir eksiklik olarak gördüm her zaman ve e, 80'lerin başındaydık. Çünkü Batı'yı takip ettiğinizde her zaman böyle bir organizasyonun mutlaka bir ekran yüzü olur, bir basın sözcüsü olur. Çünkü gazeteci haber yapmak ister, önemli bir olay olmuştur, bir cinayet vardır ve toplum tabii ki bilgilenmek ister. <laughs> Bu bilgiyi siz sağlıklı bir biçimde sağlamazsanız eğer, gazeteci onu mutlaka bir yerden bulur. Ve bu nedenle de gazetelerde adını vermek istemeyen bir uzmandan alınan bilgi gibi cümlelerle başlayan ve bana göre çoğu da hatalı olan o tarihlerde bu dezenformasyonun önüne geçebilmek için konuşmam gerektiğini düşündüm. Öğretim üyesiyim ben. Cerrahpaşa'da o tarihte öğretim üyesiydim. İyi bir anlatıcıyım. Yani net Herkesin anlayabileceği dilde çok karmaşık şeyleri anlatabilme yeteneğim vardır. Ee, onu kullandım ve böylece de medyayla çok sağlıklı bir ilişkim oldu. Ee, her zaman çok açık yüreklilikle konuştum. Ne lazımsa o kadarını konuştum. Akademik kariyerimi hiç etkilemediği gibi e, şimdilerde adli bilimler lisans eğitimi mesela veriyorum. Türkiye'de ilk defa e, iki yıldır mezun vermekteyiz. Yüzde yüz dolulukla devam eden bir program. E, toplumun adli bilimlere olan ilgisini e, bu konuda yani suç delillerini inceleme ve suçluyu bulabilmedeki e, insan potansiyelimizi e, ortaya çıkarabildiğime inanıyorum. Yani bu yaklaşımla. E, çoğu kadındır. E, ilginç Kadın olan. Nerede biliyorsunuz eğitimi? Üsküdar Üniversitesi'nde. Ha, öyle bir bölüm mü var? Evet. Bir bölüm açtım. Altı yıl önce yani ikinci dört, dört hayır dört yıllık altı yıllık lisans değil, eğitimi dört, lisans eğitimi şöyle ki mühendislik fakültesinin altında sayısal e, puanla girilen dört yıllık ağır bir eğitim batıda çok örneği var Türkiye'de yoktu e, bu yıl ikinci defa mezun veriyoruz e, bir, çok ısrar ettim YÖK'e. bir de devlet üniversitesinde açılsın diye Nitekim Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin altında açıldı. Onlar da ikinci yıllarını yürütüyorlar. 80'lerden bu yana tabii yüksek lisans ve doktora yaptırıyordum bu alanda. İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp'sında. Burada da onu sürdürüyorum tabii ki. Ee, ve aşağı yukarı bir de ön lisans e, e, otopsi yardımcılığını eklersek 700 kişilik bir ek şey var. Öğrenci şu anda kayıtlı olan. Ön lisanstan doktoraya çok büyük bir keyif. Yıllar önce Hülya Şaşoğlu'yu duyuyorum. Hülya Hanım dedi ki, Orhan Pamuk'u Hülya Şaşoğlu çağıralım. Ben de işte gençlik cesareti aradım. <laughs> Beş kilo tatlık yaptım ben. Koca evinde. Bir özel şekerini koku çağırıyorum. <laughs> o kadar komik yani. Bir akşam saat dört, benim telefonum çaldı. Aman ve yetişin güllü bağmadan kesmek kestirdiler dediler. <laughs> Gece üç buçuk evin zili çalıyor, zırıl zırıl Kim o dedim? Aç benim dedim, Bülent Arslan. Ayvada taşınacağım, son doğum günü. Herkes orada. Yıldız en son geldi. İkinci grup, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesisiniz. Türkiye'de uyuşturucu kullanım ve ticaretinin kontrolden çıktığına dair bir endişe var. Siz bu konuda nasıl gözlemler yapıyorsunuz ya da adli tıpı en çok meşgul eden konulardan birinin kadın cinayetleri olduğu bir ülkede bu mesleği sürdürmek size ne kadar heyecan veriyor? E, uyuşturucu madde dünyanın her yerinde e, bir sorun. artan bir sorun e, mücadele teknikleri elbette talep azaltma üzerine yoğunlaştığı takdirde başarılı olmayacak. Yani sadece arza mücadele, yani sadece satıcıları yakalamakla hiçbir yere varılamaz. Uyuşturucu bağımlı bir hastalıktır tedavi edilmesi zorunludur yani uyuşturucu kullananı hapsetmek gibi, Çağ dışı ve de insan haklarına aykırı herhangi bir davranış olamaz. Nitekim dünya genelinde de yavaş yavaş uyuşturucu maddelerin kullananları kesinlikle cezaevine koymayıp mutlaka terapiye, tedaviye yönlendirmek gibi bir trend var. Tabii ki bu çok iyi hazırlanmış ekipler, çok iyi hekimler bu konuyu bilenler ve de iyi bir maliyet destek gerektirir. Türkiye bir transit ülkedir. Yani e, Afganistan'dan Avrupa'ya giden eroinin şimdilerde de Latin Amerika'dan yine Avrupa'ya giden kokainin yolu üzerindedir. Transit oldunuz mu kullanıcının olmaması mümkün değil. E, dolayısıyla e, mutlaka çok erken yaşta e, hatta biz prenatal bile diyoruz yani doğum öncesi bile ...madde kullanımının önlenmesi için yatırım yapması lazım. Türkiye'nin bu konuda ciddi bir eksiği olduğuna inanıyorum. Üçüncü grup. New York'taki Türk ile ilgili tweetiniz ve sonrasında size yazılan mesajlara cevaplarınız tepki almıştı. O olaydan size nasıl bir ders kaldı? Ya da bilgisayar oyunu oynayanlardan keskin nişancı çıkabileceğine dair tweetiniz... Biraz alaya alındı. Sosyal medyada gençlerle iletişimimizde böyle çelişkiler olduğunda ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok da <laughs> seviniyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani bir feedback alabilmek çok önemli. E, 70'in üzerinde yaşım. Dolayısıyla oradaki e, takipçilerimin önemli bir bölümü 20'lerinde. Belki 20'lerinde bile değil. Dolayısıyla onlara bir şey aktarmak belki de bir bilgi verebilmek ya da işte bu kadar yıl içerisinde karşılaştıklarımla ne okuduğunuza inanın ne gördüğünüze inanın ne duyduğunuza inanın önemli olan kanıttır diyerekten yani mutlaka her şeyi delillendirmeye çalışın eee nosyonunu vermeye çalışıyorum. Bu e, herkes için gerekli bir şey. Yani sadece bizim mesleğimiz açısından değil ya da polisler açısından değil. Sıradan vatandaşın dahi e, okuduklarına inanmaması gerektiğini hatta gözüyle gördüğüne bile bazen inanmaması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Bir fark yarattığımı zannediyorum. E, Türk evi e, Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki küçük bir binaydı. Çok çok yıllar önce bir başbakanımızın satın almış olduğu yani toprağa bize ait olan bir binadır ve ben o binayı iyi bilirim. Çünkü Birleşmiş Milletler'de çalıştığım için çok sayıda oraya, orada toplantılara katılmışımdır vesaire. O binanın yerine e, hakikaten Türkiye'nin e, gücünü e, yani bir dünyaya karşı biz de varız e, dediği için çok hoşuma gitmişti. Yani oradaki bayrağı da görmek benim için çok keyifli bir şeydi. E, o sıralar tam e, öğrencilerimiz yurt bulamamaktan şikayetçiydiler ve sokakta yatanlar vardı. Tam da ben onu yazdığımda böyle bir şeyle karşılaştım. Üzüldüm tabii çünkü. E, Sokakta olan öğrenciye tabii ki çok üzülüyorum. Yani mümkünse insan evinde bile ağırlamak istiyor tabii. O başka bir şey. Ama oradaki başka bir şey. Yani bayrağı görünce klasik her Türk gibi bende birazcık kalbim çarpıyor doğrusu. Diğer grup. Siz LGBT artı haklarını açık destek veren bir insansınız. Evet. Rektör yardımcısı olduğunuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Neza Tarhanis'i. Eşcinselliği hastalık hastalık olarak görmek eleştiriliyor. Bu konuda nasıl bir görüş alışverişiniz var? Ya da Pınar Selek davası için yazdığınız rapor her zaman çok konuşuldu. Ve yıllardır süren yargılamasındaki payı yani raporun payı eleştirildi. Selek'in defalarca beraat etmiş olması, bomba ihtimaline işaret ettiğiniz raporda hata yapmış olabileceğinizi size hiç düşündürdü mü? Hangisine cevap vermek Her ikisinde. Kullandınız ama buyurun. <laughs> buyurun. Her ikisinde cevap vermek isterim. Buyurun. Ee, yani önce Pınar Selek meselesinden başlayayım. Ee, Mısır Çarşısı patlaması sonrasında biz İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü olarak oraya delil toplamaya gittik. Ee, savcı tarafından görevlendirilerek gittik ve, ve de Orada toplanan delillerin üzerinde herhangi bir e, patlama ihtimali olan bir madde var mıdır diyerekten tabii ki aradık. E, tam da o sırada e, Almanların Bundeskriminalamt denen bir e, federal kriminal laboratuvarı var. Onlar ve Avrupa'nın başka ülkelerinden de e, kriminal e, çalışanlar e, enstitüdeydiler. Ve... E, Nasıl bir yöntemle çalışacağımızı ve de bulguları da nasıl değerlendireceğimizi ben hep onlarla da tartıştım. Yani bunun hep elimizde kayıtları var. E, gaz kromatografi mass spektro yani çok özel bir alettir. O, o aletin çıktıları arasında birinci sırada görülen e, adı konamayan ama bir patlayıcının atığı olduğu anlaşılan bir şey çıktı. E, ben bunun üzerine e, hem adli tıp kurumuna... Ölenlerin vücutlarında ne aramak icap ettiğini e, hem de polise e, defaatle de yazılar yazdım. Bu uzunca bir mesele. Biz burada bir parmak izi veyahut da buraya bunu koymuş olan bu kişidir Demek. diye bir rapor yok. Biz orada çok teknik bir şey yaptık ve de adı konamayan bir ama bir patlayıcının e, atığıdır dedik aynı şeyi Almanlar da bize söyledi. Yani bugün onların elim, yani benim elimde onların da raporları var ama biz onları tabii şey yapmadık. Bunu çalışan 7-8 kişidir. Ben oranın amiriyim. Yani raporun altında kalabalık bir grubun imzası var. E, fiilen e, ben kimyacı olmama rağmen e, laboratuvarda herhangi bir analiz tabii ki yapmadım. Ama sonuçları gördüm ve sonuçları da güvendim. Dolayısıyla buradan sonrasının hep soruşturmacıların meselesi olduğu Pınar Selek'i bu olayla nasıl bağladıklarının onların aydınlatması icap ettiğini söyleyen birisin. Yani bu rapor Pınar Selek buraya bunu koymuştur diyerek diyen bir rapor olmadığı için laboratuvarcı olarak söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu bir. İkincisi LGBT'yi haklarıyla ilgili olarak. Şimdi Nevzat Hocanın bakma perspektifiyle benimki tabii ki çok farklı. Niye farklı? Çünkü ben bu insanların çok ciddi şiddete uğradıklarını, e, mağduriyet yaşadıklarını ve de öldürüldükleri takdirde e, tanık olacak insan bile bulamadıklarını, yani polis soruşturmaları açısından çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Onların karşılaştığı problemlerde. 20 yıl öncesinden beri bu konuda değişik platformlarda profesyonellerin arasında bu soruşturmaların nasıl yürütülmesi icap ettiği ve onlara karşı şiddet davranışında bulunanların, yaralayan ve öldürülenlerin yakalanıp adalete teslim edilebilmesi için daha fazla gayret edilmesi gerektiğini habire söylüyorum. Bu bir. İkincisi, her insanın ailesinde, yakınlarında, bir akrabasında böyle birisi olabilir. Empati kurulmasını istiyorum. Çünkü bunun özendirilemeyeceğine inanıyorum. Hiç kimsenin durduk yere ben böyle bir şey olacağım diyeceği söz konusu değil. Bilim bunun aksini söylüyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde tedavisi yasaklanmış durumda. Ee, hangi genetik bölgeden değil, ama hangi genetik bölgelerden, yani çok sayıda genetik bölge bu konuyu etkiliyor. Ee, bu sonuca gidildiğini henüz bilmiyoruz. Ama hiç kuşkusuz e, genetik bir boyutu var e, ve bu anne karnında dahi epigenetik dediğimiz, yani değişik çevre koşulları yüzünden de oluşabilir. Şimdi bunları birbirinden tefrik edebilmek lazım. Yani hangisinin ne olduğu benim meselem değil. Ayırıcı tanı benim meselem değil. Ama ben e, soruşturmacı açısından ve delil toplama açısından e, ikinci sınıf muamele gördüklerini, ayrımcılığa uğradıklarını ve de insan haklarından yararlanamadıklarını görüyor ve bunun için de çok üzülüyorum. Tanıdığım çok insan var. E, dolayısıyla e, hem yurt içinde hem yurt dışında tanıdıklarım var. E, onların haklarını bir nebze olsun koruyabilirsem mutluyum doğrusu. Diğer grup her zaman çekici bir kadın olarak bilindiniz. Bu özelliğinizde uğraştığınız dalın ve alanınızın hakimiyetinizin payı ne kadardır? Ya da siz bir suç uzmanısınız. Üç defa boşanırken de suçluyu Aradınız mı? Faili tespit edebildiniz mi? Her ikisinden de cevap vereceksiniz. <laughs> hocam tabii tamam ki. ben <laughs> bir tanesini de seçeceksiniz. Yani benim benim bu toplumdan sakladığım hiçbir şey yok çok rahatlıkla her şeyi konuşurum. Üç kere boşanırken de kabaat bendeydi. dolayısıyla. <laughs> <laughs> Suçluyu aramaya hiç gerek yok. Yani o benim biliyorum. İşkolik olduğunuz için herhalde. Herhalde. Yani o birinci derecede geliyor. Her zaman için o öndeydi. Ve de ihmal ediyorum tabii ki. Yani yakınlarım ailemi her zaman ihmal ettiğimi farkındayım. Ama öyle. Yani dün gece değil gece Arjantin'den bir Türk'le bir şey yapıyorduk röportaj. Yine bu konu geldi tabii. Beni gören her sefer bu üç tane şey diyor. Yani o dedi ki anladım ben sizi dedi mesleğinizle evlisiniz. Dolayısıyla yani e, affediliyor dedi yaptıklarınız bu bir. İkincisi çekici olup olmama meselesine gelince. E, erkeklerin dünyasında çalışan e, bir insanım. Yani hocalığı bir tarafa bırakacak olursanız meslek hayatımda her zaman etrafımda çok fazla sayıda erkek oldu. Çünkü... Akademik ortamlardan farklı olarak tabii ki bu işleri yapanlar genelde e, işte polisler, jandarmalar vesaire. E, her zaman yani daha e, üniversitede ders anlattığım ilk yıllardan yani Cerrahpaşa'da biyokimya anlattığım zamanlar bile o tarihle yani o zaman da 70'lerden bahsediyoruz. O zamanlarda pek alışkın olunmayan yani deri etek giyer ve yüksek topukla dersi çıkardım. Hala benim e, öğrencilerim ki şimdi tabii onlar e, bir hayli onlar da 50'lerinde öğrencilerim. Onu hatırlarlar. E, yani dikkati çekebilmek için düzgün olmak icap ettiğine kesinlikle inanırım. Yani burada böyle bir ama bunun bir derecesi var. Yani e, her zaman belli bir uzunlukta etek giymişimdir ama yüksek topuk giydim her zaman için yani. E, şimdi e, onu korumaya çalışıyorum bu bir fakat. Ses tonumun önemli olduğuna inanıyorum. Yani karşımdakini e, e, beni dinleyebilmesi için o, 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 o tempoyu ve o e, ne çok ince ne çok kalın olan o sesi ayarlayabildiğimi zannediyorum. Zaten e, Cera Paşan en iyi ders anlatan hocası olarak tabii ki yıllarca bilindim yani. En genç doçentiyim de oranın zaten. Ne mutlu evet. size. Armağan Bey babanı sarıyor dediler. Efendim baba dedim. Allah belanı versin. Kalk telefonu kapattı. Uuuu. Baba, kuşum kuşu mu aydın dedi. Gülcü böyle, o Armağan değil, o Armağan değil. de ev kiraları kadar onu konuşacağız. Son <laughs> soru. Bir röportajınızda benim için işi sevmek veya sevmemek diye bir şey yoktur. Bu yapılacak dendiğinde onu yaparım ve iyi yaparım diyorsunuz. Bu anlamda yeni nesille aynı çizgide olduğunuzu hissediyor musunuz? Yoksa sizinki eskide kalmış bir anlayış mı? Ya da Kadın olmanız kariyeriniz boyunca özellikle de Adli Tıp Enstitüsü'nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu? E, ya <laughs> hepsine cevap veririm. Hepsine cevap vermeyin hocam. Bir tanesini seçin. Hangisini isterseniz ona cevap vereyim. Size bırakıyorum. Ben ikinciyi tercih ederim vallahi. Yani? E, kadın olmanız Adli Tıp Enstitüsü'nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu? Hayır oluşturmadı. Yani... E, üniversitede oluşturmaz çünkü hem kadın hem erkek vardır ve de kadınları tercih ettiğim, onları daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir. değişik nedenlerden ötürü. Gençtirler, evlenirler. Ne bileyim ben birdenbire çocukları olur ve siz onu kaybedersiniz. Yani yani o, te, o tempoda, o, o şeyde, o disiplinde çalışmayabilir. Ne yemek pişireceğini düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için ee, erkekleri de her zaman için çalışmak için tercih ederim ama kadınlar çok titiz, çok disiplinlidir ve de tekrar çalış, tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman ve de çok sabırlıdır. Ee, kısacası hiçbir engelle karşılaşmadım. Zaten İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörler yani o seviyedeki rektörler her zaman için kadın erkek eşitliğine çok inanmış insanlardı zaten. Yani üniversitenin yarıdan fazlası kadın öğretim üyesidir. Yani akademik ortamlar öyledir. Ama e, dışarıda öyle değil. Hala öyle mi hocam akademi? Hala ortamda? öyle. Hala kadınlar daha fazladır. Öyle mi? Evet. Sanki dışarıdan bakınca orası Hayır. da erkek egemen gibi yani duruyor. Yani şöyle, e, dekanlık, yani üst düzey yöneticiliği tabii ki onları pek o kadar yükseltmekte e, ten hoşlanmıyor hiç kimse. Ee, yani erkeklerin tercih edilen Erkeklerin dünyası giderek arttı Yani bu benim 80'lerde öyle değildi Çok daha fazla dekan vardı mesela Kadın dekan vardı kadın yönetici vardı Onlar e, Biraz ikinci plana itildiler şu Hocam siz adli tıp enstitüsünün ilk kadın yöneticisiniz değil mi? İlk ve son Benden sonra başka hadi, Şimdi bir, bir adalet bakanlığı adli kurumu var Bir hadi de Ceyrek. İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü var. Hı hı. Birisi üniversiteye bağlı öbürü Adalet Bakanlığı'na bağlı. Ben Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu'nda sadece Kimya Dairesi Başkanlığı yaptım. Yoksa o kurumun başkanı hiçbir zaman olmadım. Yani bir de böyle karıştırılır tabii evet, ki. Evet ben sizi hep Adli hayır, Tıp Enstitüsü'nün başkanı hayır. zannediyorum. Ad, onun adı Adli Tıp Kurumu. Buyurun. Adalet Bakanlığı'na bağlı olan yer Adli Yanlış Tıp Kurumu. Yanlış biliyormuşum. Evet. Genelde bu ikisi birbirine çok karıştırılır. Onun için ben enstitünün adının Adli Bilimler Enstitüsü olmasını çok istemiştim. Ama Allah rahmet eylesin babam Şemsi Gök. Siz hukukçusunuz galiba. Evet ben adli okudum. Tamam yani Şemsi Gök. E, e hatta Şemsi Bey kitabını okudum galiba. E, muhakkak muhakkak. E şimdi o tabii ki adli tıp kelimesine aşıktı. Yani adli bilimlerde nereden çıktı diyordu o ama pek o kadar çaktırmıyordu tabii ki öte yandan e, teklif YÖK'e gittiğinde e, doğramacı da bu adli bilimlerde ne dedi? Halbuki Amerika'da bulunmuş olan birisiydi. Forensic Science orada 50 yıldan fazladır var yani o alan. E, o da yok canım adli bilimlerde ne adli tıp olsun bunun adı dedi. Ama biz İstanbul Üniversitesi'nde ne bir otopsi yaptık ne bir canlı muayenesi yaptık. Yani bu biz adli bilimler yaptık her zaman. Yani delillerin toplanması, incelenmesi ve büyük ölçüde fen bilimleri ama bunun içinde tabii psikologları da eğittik. Adli psikoloji olarak savcıları, avukatları, polisleri eğittik. Yani daha çok delil toplama ve yapılabilecek hatalar konusunda. Hekimleri eğittik. Kendi branşlarının e, adli konularını yani adli jinekoloji gibi, adli ortopedi gibi ya da adli diş hekimliği gibi aynı şey şimdi ben Üsküdar Üniversitesi'nde de yapıyorum. Çok iyi alırdım adli tıp dersinde. Hatta bir ara bu Kürsü'de kalmak istesem beni alırlar mı falan diye araştırdım dediler ki tıp fakültesi kökenli insanları daha çok alıyorlar. Evet hukukçu maalesef almıyorlar zaten. bir adli tıp kurumu kanunu var biliyorsunuz. O kanunun kanunu yazan babam ve arkadaşları olduğu için tabii her yerde adli tıp uzmanı geçer yani orada kurum başkanı da orada adli tıp uzmanıdır. E, hukukçu da olabilirdi aslında. Yani... Ama almıyorlar dediler, büyük Hayır. hayal kırıklığına uğramıştım. Almıyor, almıyor ama babam hukuk fakültesine derse giderdi. Evet, gelirdi bizim ders. Evet, ama Angelik gibi dinlerseniz geçemezsiniz derdi. Çünkü herkes onu birazcık böyle daha erotik bir şekilde dinler yani E, ee, Babanız ve asistanlarıyla bir kez otopsiye bile gitmişliğim var. Evet, güzel. <laughs> Peki, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet. Sağ olun.